Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Soru bankası videolarıma devam ediyorum. Bu 3. soru olacak şimdi. Ben çözmeye başlamadan önce siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Böylece doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız? Kendinizi denemiş olursunuz. Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki şekil alanları birbirine eşit 7 kareden oluşmaktadır. Ve alanı 112 birim karedir. Yani burada 7 tane kare var ve bütün şeklin alanı 112 birim kareymiş. Bu şeklin çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi şeklin çevresi ne demek? Şöyle etrafını dolaşacağım demek yani. Ve buradaki kenarları toplayacağım manasına geliyor. Ama benim ilk önce bir tane kenarı bulmam lazım. Şöyle yapıyoruz. 112'yi 7'ye bölüyoruz. Çünkü 7 tane kare var ya. Bir karenin alanını bulacağız. 112 bölü 7. 11'de 7 bir kere var. Çıkarıyorum. 4 kaldı. 2'yi getiriyorum. 42'de 7 6 defa var. İşte bir karenin alanı 16 oldu. İçine yazıyorum. 16 birim kare. Şimdi ben bu karenin bir kenarını bulabilirim. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? Mesela şuradaki kenar ile diğer kenar, yani iki kenarı birbiriyle çarpıyorduk. Şimdi 16 olması için hangi rakamı kendisiyle çarpmam lazım? Mesela 3 kere 3 9 oluyor. 4 kere 4 olabilir değil mi? 16. 5 olsa 5 kere 5 25 fazla olur. O zaman ben buradan 16 olan bu karenin bir kenarının 4 olduğunu anlamış oluyorum. Ve bir kenarı bulduğuma göre bu kareler de eşit olduğu için şimdi artık bütün kenarların kaç tane olduğunu bulmam gerekiyor. Bakalım sayalım. 1 kenar, 2, 3, etrafını dolaşacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kare var. O zaman ne yapmalıyım? 16, hepsi 4 olduğu için 16 ile 4'ü çarparım. 4 kere 6, 24 elde var. 2, 4 kere 1, 4, 2 de elde 6. Demek ki buradaki şeklimizin çevresi 64 birimmiş. Cevap B şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir soru çözümü olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.